bugün size mayalı, bayatlamayan poğaça yapacağım, peynirli. Şimdi malzemelerimizi söylüyorum. Bir paket mayamız, şekerimiz, sütümüz, zeytinyağımız, tuzumuz, sodamız ve unumuz var. Bu sodayı daha sonra söyleyeceğim ne işe yaradığını. Evet, öncelikle mayamızı koyuyoruz. Daha sonra 2,5 demir kaşığı şekerimizi koyuyoruz. Ve 1 bardak ılık, oda sıcaklığında ılık sütümüzü koyuyoruz. Ve bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Mayam eridi arkadaşlar. Şimdi diğer şeylerimize geçiyoruz. Evet, zeytinyağımı, 1 bardak zeytinyağı, 2 zeytinyağı bu arada koyuyorum. Bunun ismi neydi? Mayalı poğaça, bayatlamayan mayalı poğaça. Bu bayatlamıyor mu harbiden? Valla bayatlamıyor, yani en azından daha geç. Hani bayatlıyor ama... Yani mesela bayatlıyor. Bunu bir ay falan sürer mi bayatlamaz? Başka mı? Olur mu öyle şey? 15 gün? Yani 15 günde sürmesi de. Hem bazı poğaçalar hemen işte ertesi günü kalkıyorsunuz taş gibi oluyor. Bu öyle olmuyor. Tamam. Şaka yapıyorum zaten. Evet, anladım. Yani diğerlerine göre biraz daha fazla bayatlaması. Evet. Değil mi? Evet, peki. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bir tane çok nazisin efendim. Çok. Bir tane. Gerçekten. Ya başkanım ya. Ne oldu? Nasıl oluyormuş? Laf kesmek. Aha da unuttum. Ne yapacağım şimdi? Şakaydı tabii ki. Bir maden suyu. Tabii sade maden suyu. Aha bu köpürdü ya. Ne olacak şimdi? Şakaydı. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Maden suyumuzu da. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Karıştırıyoruz. 5,5 su bardağı un. Ama tabii bunu yavaş yavaş koyun. Birden koymayın çünkü un markasına göre değişiyor. Yavaş yavaş koyun. Ona göre çok böyle ele yapışırsa azıcık daha un ilave edebilirsiniz. Bu sodayı koymamın sebebi de asıl işte yani geç bayatlamasının sebebi bu sodadan kaynaklanıyor arkadaşlar. 5,5 su bardağı un. Dediğim gibi eğer bunu çok ele yapışırsa çok az daha un ilave edebilirsiniz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra 1 saat dinlenmeye bırakacağız. Mayalı hamurunuzu yoğurma çok önemli. Biraz iyice yoğurun. Şımartın. Hamuru şımartın yani. Şımartın. Hamurun şımarması nasıl oluyor? Böyle. Ya ben bunu anlamıyorum. Bir de yok işte yemeğe sevgi katıyorlar. Evet kattım mesela. Şimdi siz şımartın hamuru dediniz. Evet şımart. Şimdi biri çıkarsa ben küstürürüm derse ne olacak? Öbürü barıştırmaya kalkarsa ne olur? Bence şımart. Bir küs bir barışık olsa ne olur? Buradan ne çıkar bilmiyorum. Hani siz niye bu yemeklere illa hissiyat katıyorsunuz sevgili aşçım? Kadınların özelliği o. Her şeye bir şey katıyoruz. Yok yok sizin değil sadece şeflerin bu özelliği. Yani evet. Erkekler de bazen erkek şefleri de dinliyorum. Evet. Onlar da söylüyor. Sevgimi kattım. Evet ama öyle. İşte şımarttım. Evet bak şımartın ama. İşte ben de geçen küstürdüm bir türlü barışmadı benimle. Hamur hala duruyor köşede. Aa gerçekten mi? Ha yap hani böyle biri dersen ne olacak? Sonra ama onları bilmem ama ben şımartıyorum. Sonra uluslararası aşçılar bir araya gelip de küskünleri barıştırmaya mı çalışacak? Bak ne güzel kabarıyor, şımartıyorum. Şımardı bak, mı? Tabii ki şımarıyor bak. Böyle
şımartın şöyle, bak bak bak. Evet, gerçekten çok şımardı. Ben buradan evet görebiliyorum. Ya. Canım benim, çok şımar, çok şımar. Bakın hamurumu şımarttım. Şimdi bir saat beklemeye alacağım şımarık hamurumu. Bakın, bakın şımarık hamurumu. Bakalım. Bakın, bakın. Bakın. Ama sen bunu fazla şımarttın. Ben bu kadar yüz vermeyin lütfen. Çok şımarmış. Bakın bakın. Benim lütfen şımarık hamurum. Bakın. Şimdi bir saat hop hop beklemeye alıyoruz. Bir saat bu hamur evet dinlenecek. Üzerine streç film kapatıyorum. Bir saat. O zaman bir saat sonra görüşmek üzere. Aynen öyle. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi peynirli demiştim ama bunu kıymalı, patatesli, işte zeytinli, iç harcını kendiniz arzunuza göre yapabilirsiniz. Dediğim gibi akşamdan hamurunuzu yapıp hani bir saat beklettim, dinlendirdim ama akşamdan yapıp ertesi gün de yapabilirsiniz. Ben şöyle küçük küçük bezeler halinde ayırdım hamurlarımızı. Hani kolay olsun diye, yoksa alıp alıp da yapabilirsiniz. Yani iç harcı zevkine göre patatesli olabilir, zeytinli olabilir. Kesinlikle. Peynirli olabilir. Mesela seven arkadaşlar için peynirin içine herhangi bir katkı, işte ne bileyim maydanozlu, dereotu falan da koyabilirsiniz. Evet. İstediği, yani lezzet versin diye. Aynen öyle, istediği şekilde koyabilirsiniz. Peki. Ben şöyle küçük bir merdanem var yine. Bununla açıyorum. Hafif unlayarak. Şöyle yuvarlak. Şefim bir şey daha soracağım sana. Evet. Hani şimdi ben oraya takıldım. Hani, hani böyle sevgi katıyorlar. İşte hislerle yapılıyor bu yemekler. Evet. Ondan sonra hamuru şımartıyorsunuz. Şimdi bu hamuru ola ki attınız fırına. Çıktığı zaman istediği gibi kabarmazsa size küsmüş mü oluyor? Yani küslü için mi kabarmayacak? Sevgi katılan tamam tamam kötü bir esprisi. Hayır, hiçbiri küsüp kabarmazlık yapmaz. Göreceksin, sadece kabaracak. Çok da güzel olacak. Sevginin olduğu yerde her şey olur diye düşünüyorum ben. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Bu şekilde bıçakla şuraları kesiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle. Ve önce peynirden başlıyorum. Şu kısma doğru peynirimizi koyuyoruz. Ve daha sonra şu şekilde sarıyoruz. Ve şu şekilde ay biçimini veriyoruz arkadaşlar. Evet. Sonra onu alıp evet, hepsini de yerleştiriyoruz. Bunun ucunu birleştirebilirsiniz de istiyorsanız. İstiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl açık da olabilir yani. Tabii ki. Tabii ki. Ama ben böyle tercih ettim. Şefim şu an zeytinli herhalde yine koyacaksın. Evet. Şu bir de şeyi merak ettim ben. Niye bu ortaları kesiyorsun böyle? Yani görüntüsü direkt sarsanız ne olur? Yok, hiçbir şey olmaz. Sarabilirsiniz. Ama ben görüntüsü değişik olsun. Ha, şekil. Süslü olsun. Ha, görsellik. Evet, aynen, görsellik. Ha, işin sevgisi de burada şımarık yani. Şımarık hamuruma evet. Anladım. Şımarık bir görüntü veriyorum. Tamam, şimdi oldu. İsterseniz biraz önceki dediğimde mesela şöyle demek istemiştim. Uçlarını birleştir. Evet, birleştirip şu şekilde. Yani öyle simite benziyor. Öbür türlü evet, ay çöreği gibi oluyor. Aynen öyle. Ona benziyor. Şu şekilde yerleştirdik zeytinimizi. Evet. Şimdi de patatesimizi sarıyoruz. Yine aynı şekilde. Aynı şekilde. Hamurları böyle kestiniz. Evet.
Son hamurumuzu açıyoruz. 180 derecede önceden ısınmış fırında kızartacağız. Şu an bitti mi yani işlemimiz? Evet, bitti. Şımartılmış hamurumuzu hemen fırınımıza vereceğiz. Çaylar hazır 180 mı? Derece mi? 180 derecede. Önceden ısıtılmış. Pufur pufur şımartılmış. Az önce bir şey dediniz, çaylar hazır mı falan çaylar dediniz. Çaylar hazır mı dedim. Birazdan piştiği zaman çayların yanına güzelce parçalarımızı... Şimdi yumurta sarısı süreceğim. Buna susam ve çörek otu da yapabilirsiniz. Ben şimdi çörek otu ayarlayacağım. Yani bu buna